Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş kimdir? HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye ve babası Tahir Demirtaş, oğullarını cezaevinde ziyarete gittikleri sırada trafik kazası geçirdi. Peki, Sadiye Demirtaş kimdir, nereli? Tahir Demirtaş kimdir, ne iş yapar? HDP lideri Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016 yılından bu yana Edirne cezaevinde tutuklu bulunuyor. Anne ve babası Sadiye, Tahir Demirtaş çifti, oğullarını ziyarete gittikleri sırada Edirne yakınlarında trafik kazası geçirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan Sadiye ve Tahir Demirtaş'ın hayatı merak ediliyor. İşte detaylar. Sadiye Demirtaş kimdir? Anne Demirtaş, Elazığ, Palu'da doğdu. Eskiden yaygın olduğu gibi küçük yaşlarda gelin gitti ve şu anki eşi Tahir Demirtaş ile evlendi. Bu evlilikten Aygül, Nurettin, Bahar, Nurcan Demirtaş Türkmen, Şadiye ve Selahattin dünyaya geldi. Çocukların okuması için eşi çalışırken kendisi de dikişler dikip el işleri yaptı. Bir açıklamasında çok maddi sıkıntılar çektiklerini dile getirmiştir. Çocuklarına karşı korumacı bir tavrı olan anne Demirtaş ve eşinin genellikle Zazaca, çocuklarla ise sadece Türkçe konuştukları biliniyor. Tahir Demirtaş kimdir? Eşi Sadiye Demirtaş gibi Tahir Demirtaş da Elazığ Palulu'dur. Tahir Demirtaş, gençlik yıllarında önce fırıncılık yapmış, daha sonra da köy hizmetlerinde çalışmaya başlamıştır. 33 yıllık şantiye şefliği sırasında Diyarbakır'ın köylerine su götürmüş. Başarılı olduğu bu işten gurur duyduğunu da açıklamıştır. 2005 yılında emekli olduktan sonra, Şehitlik Mahallesi'nde Demirtaş Bakkaliyesi'ni açan Demirtaş, bu kazanç kapısında pek başarılı olamayınca 2-3 yıl sonra bakkalın yerine tesisatçı dükkanı açar. Hatta burada Selahattin Demirtaş'ın da çalıştığını ifade eder. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kararlarına rağmen halen Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş, oğluna terörist denmesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabine toplantısından sonra, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili verdiği derhal serbest bırakılması yönündeki karara ilişkin muhalefetin açıklamalarını eleştirirken, kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar, bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar, dedi. Erdoğan Azerbaycan'a yaptığı ziyaretten önce verdiği demeçte Demirtaş'ı terörist ilan ederek, böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz, ifadelerini kullanmıştı. Oğlumu rehin aldılar. Anne Sadiye Demirtaş, gazeteci Erdal Er'in YouTube kanalına konuk oldu ve canlı yayında soruları yanıtladı. Şimdi de tutturmuşlar Selahattin teröristtir, diyen Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü, halkın ağacından meyve koparmayın, çocuklarıma yedirmeyin, haramdır, diye tembihlerdim hep. Şimdi de benim çocuğumu rehin almışlar, koymuşlar cezaevine ve diyorlar teröristtir. Benim çocuğum hiç terörist olur mu? Benim çocuklarım terörist değil. Oğlum teröristti niye cumhurbaşkanı adayı oldu içeriden? Teröristti niye milletvekili oldu? Mecliste el alemin hakkını savunurken aldılar kaldırdılar yataktan götürdüler. O tek değil, milyonlarca kişi içeridedir. Dünya alem biliyor ben onun arkasındayım, tüm sevdikleri arkasındadır. Ben anlamadım neyi paylaşamıyorlar. Avrupa nasıl Türkiye'yi tanıyacak? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı bizi bağlamaz, sözlerinin sorulduğu Sadiye Demirtaş, Türkiye, Avrupa Birliği'ne nasıl girecek böyleyse? O Avrupa'yı tanımıyorsa Avrupa nasıl Türkiye'yi tanıyacak, dedi. Bir tane siyasetçiyi çıkarmadılar. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin baskısıyla gelen af düzenlemesine gönderme yapan Sadiye Demirtaş, af çıktı ama katillere, hırsızlara, uyuşturucu satıcılarına çıktı. Bir tane siyasetçiyi çıkartmadılar, diye konuştu. O yalan haberleri izleyince tansiyonum yükseliyor. Televizyon izlemediğini belirten Demirtaş, o yalan haberleri izleyince tansiyonum yükseliyor ve çok üzülüyorum ifadelerini kullandı.
Ameliyatlı olduğu için 2 senedir oğlunu görmediğini söyleyen anne Demirtaş, "Öyle kolay mı sanıyorsunuz yaşadıklarımı?" dedi. "Eve gelirse ona zerbet yaparım." Sadiye Demirtaş, "Anne Selahattin serbest kalırsa, eve gelirse ne yapmak istersin onun için?" sorusuna şu yanıtı verdi: "İnşallah, ona köy yemekleri yaparız. Ona zerbet, zerfet, çok sever, SRN diyoruz, ona kali yaparım, ona patıla yaparım. Ama gene de üzülürüm, yani çok sevinmem çünkü siyasetçilerin hepsini çıkarsalar insan çok sevinir. Tabi insan evladına da sevinir. Allah'a emanet olsun, cemali sağ olsun. Selahattin en çok ne severdi, çocukken?" sorusu üzerine de Sadiye Demirtaş, "Küçüklüğünden zerbet çok severdi, SRN. İnce ekmekten yapılıyor hal" diye yanıt verdi. "Çıkınca siyaset yapmasın." Demirtaş, "Çıkınca cumhurbaşkanı olur mu?" sorusuna karşılık ise şunları söyledi: "Vallahi çıkarsa siyaset yapmasına izin vermeyeceğim, siyaset yapmasın. Bu pis siyaset olmasın, bize lazım değil. Her şey onların olsun." Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, 140 Ornos'a konuştu. Eşinin tutukluluk sürecini anlatan Demirtaş gözyaşlarına hakim olamadı. Demirtaş'ın annesi, "Erdoğan'a hakkımı helal etmiyorum. Tenzile Erdoğan sağ olsaydı ona şikayet ederdim," dedi. Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş ile avukatlarından Cahit Kırkazak ve çalışma arkadaşlarından Şükrü Erol'un da katıldıkları belgeselde, Edirne cezaevine yapılan ziyaret görüntülerinin yanı sıra Selahattin Demirtaş'ın, eşi Başak Demirtaş, kızları Delal ve Dılda Demirtaş ile yaptığı telefon görüşmesi de bulunuyor. Edirne cezaevinde kalan oğlu, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyarete giderken kaza geçiren anne Sadiye Demirtaş, "Selahattin neden Edirne'de?" diye sordu. Kaza sonrası Demirtaş ailesini hastanede ziyaret eden Duvar gazetesi yazarı Vecdi Erbay, 1600 kilometrelik uzaktaki oğlunu görmek için ziyarete gelirken kaza geçiren Sadiye Demirtaş'ın kendisine, "Göremeden geri döndüm," dediğini aktardı. Şeker hastalığı, guatrı ve tansiyon hastalığı olan olduğu için aylardır Edirne F tipi cezaevindeki oğlu Demirtaş'ı görmeye gidemediğini belirten Erbay, Sadiye Demirtaş'ın "Selahattin niye Edirne'de?" diye sorduğunu yazdı. Erbay, Demirtaş'ın annesinin cevabı yine kendisinin verdiğini belirterek, "Çünkü onlara karşı duran bir tek Selahattin var. Korktukları için Selahattin'i hapse koydular," dediğini aktardı. Erbay, Sadiye Demirtaş'ın hastane yatağında şunları söylediğini yazdı: "Gittik oraya kadar, kaza geçirdik, onu orada tutan devletin içi rahat mı şimdi? Selahattin'in hiçbir suçu yoktur. Sonuna kadar oğlumun yanındayım.